Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben ve bugün neyle beraberiz? Bugün arkadaşlar Xiaomi Mi A2'nin Android One projesinin ikinci telefonu olan Xiaomi Mi A2'nin hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Hakikaten benim inanılmaz derece merak ettiğim bir pil testi oldu. Çünkü 3000 mAh pil gücü mesela ben Xiaomi'nin Redmi S2'sini test ederken şunu demiştim. Ya bu hayatta bu iyi olmaz falan filan demiştim ama sonuç hepimizi şaşırtmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu telefonun da 3000 mAh pil gücüyle nasıl pil performans sergileyeceğini çok fazla merak ediyordum. Çünkü baktığınız zaman rakiplerde artık onlar 4000 hatta 5000 mAh biliyorsunuz Zenfone Max Pro'da. O da Android One telefonu. Gerçi onlar Android One telefonu neyse hiç buna girmeyelim. Ama o mesela 5000 mAh pil gücüne sahip. Yani yüksek miktarlarda pil güçlerini kullandırıldığını görüyoruz. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi takdir edersiniz ki nedir? Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemeden geçmeyeyim. Çünkü neden şunu söylemeden geçmeyeyim? Hakikaten önemli bir duyurumuz var. Arkadaşlar teknobura.net'in Google Play'de Android için uygulamasını yayınladık. Lütfen ama lütfen eğer bunu izliyorsanız hemen şimdi durdurun arkadaşlar. Şu an durdurun. Ne vereyim abime? Hemen uygulamayı yükleyin ve daha sonra videoya lütfen ama lütfen devam edin arkadaşlar. Uygulamamızı yüklerseniz oradan bildirimler de gelecek. Her zaman size çok fazla bildirim göndermiyoruz ama önemli haberleri en azından bildirimlerini size göndererek siz de böylece önemli haberleri her zaman için güncel bir şekilde programdan rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Ayrıca bu programı çok ciddi anlamda şöyle bir şey de yaptık. Çok kota dostu bir program. Zaten eğer bakarsanız göreceksiniz ciddi anlamda kotanızı da internet sitesi kadar yemeyecek bir şey. Ciddi dediğim gibi eğer yani mobilden giriyorsanız kesinlikle ama kesinlikle lütfen Android APK'mızı yükleyin ve bizi kullanmaya başlayın. Gerçi o da tuhaf bir laf oldu. Bizi kullanmaya başlayın falan. Süpürge edin bizi falan. Neyse. Sen beni kullandın Ateş. Devam edelim arkadaşlar. Ben hakikaten merak ediyordum. Çünkü diyordum ki ya arkadaş 3000 mAh pil gücü nasıl bir performans sergileyecek? Bu testi yaptık. Ne yaptık? Her telefona yaptığımız gerçek kullanım pil testini bugün Xiaomi Redmi S2, Xiaomi Redmi diyorum arkadaşlar. Xiaomi Mi A2'de yaptık. Ve ne yaptık? 70 dakika boyunca telefon görüşmesi yaptık. Tüm gün boyunca 35 dakikasını sabahtan, 35 dakikasını öğleden sonra yaptık demeden önce tabii ki bir detayı atladım. Ne yaptık? Saat 07.30 itibariyle arkadaşlar telefonu şarjdan çektik. %100 pilimiz vardı, özür diliyorum. 4.5G'miz tüm gün boyunca açıktı. Ve WhatsApp Web'i de arkadaşlar nereden kullandık? Yine bilgisayardan kullandık. Telefonumuzun parlaklığı uyarlanabilir parlaklıktı. Şimdi şöyle bir detay vereyim. Uyarlanabilir parlaklığı mutlaka Xiaomi telefonlarda kullanmayı size öneriyorum. Çünkü bu uyarlanabilir parlaklık seviyesinde Xiaomi telefonların parlaklığını çok fazla olmadığını görüyoruz. Evet bu belki gün içinde sizin hani bunu kullanırken belki bir noktada parlaklığı biraz daha arttırmak isteyebileceğinizin bir düşünceye sahip olabilirsiniz ama ciddi anlamda gün sonunda size bunun pil performans olarak döndüğünü göreceksiniz. Mutlaka uyarlanabilir parlaklığı uygulayın. Ben zaten bunu uyguladım. Dediğim gibi 70 dakika konuşma yaptık. 35 dakikasını sabahtan, 35 dakikasını öğleden sonra. İkisinde de %4 pil harcadı arkadaşlar. Bana biraz fazla gibi geldi. Zaten baktığınız zaman biraz fazla pil harcadığını göreceksiniz. Telefonda 70 dakika boyunca YouTube videosu izledik. 35 dakika sabahtan %6 şarj harcadı. 35 dakika öğleden sonra şarj harcadık arkadaşlar. Özür dilerim. Video izledik ve %7 pil harcadı arkadaşlar. Bu da toplamda %13 civarında pil harcadı. Telefonda 70 dakika boyunca sosyal medyada gezdik. %7 ve %8 şarj harcaması yaptı. Sabahtan %7 öğleden sonra %8 hakikaten biraz fazla şarj harcadı arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereceğim size. Ki burada hani ya oha falan filan oldum ben. Ciddi anlamda şarj harcadı ama pil harcadı ama bunun en büyük sebeplerinden biri tabii ki 3000 mAh pil gücünün olması. Telefonda mesela PUBG oynadım arkadaşlar 20 dakika boyunca. Sıcaklığın 25 dereceden 42'ye çıktığını gördük. Ve %12 seviyesinde arkadaşlar pil harcadı. Gerçekten bugüne kadar yaptığımız tüm testler içinde en çok pil harcayan telefonlardan bir tanesi oldu PUBG testinde. Angry Birds Pop oynadım arkadaşlar. 20 dakika boyunca oynadım onu da. Sıcaklığın 42 derecenin 38 derecelere kadar düştüğünü gördük. O kadar düştü arkadaşlar ve burada baktığınız zaman da ne kadar şarj harcadı derseniz %12'den çok daha az şarj harcadı. %9 şarj harcadı ama bu da çok yüksek bir rakam. Gerçekten telefonun şarj tarafında pil tarafında çok iyi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Radyo dinledik arkadaşlar.
4.5 gün üzerinden radyo dinledik ve %3 pil harcadı. Bu da biraz fazlaydı. Telefonda 10 adet fotoğraf çektik. Her zaman olduğu gibi bunların 2 tanesini sosyal medyada paylaştık ve telefonumuz 16.30 itibariyle, yani tam 9 saat sonunda arkadaşlar, telefonumuzun pilinin %34 kaldığını gördük. Yani ben şunu çok net söylüyorum. Ben bu testi yaptığımdan beri, uzun yıllardan beri yapıyorum bu testi. %30 ve üzerini ortalama iyi bir değer olarak görüyorum. Bunu çok net söyleyeyim. Yani %50'nin üzerindeyse çok iyi olarak görüyorum. %60 zaten wow falan filan oluyoruz. Şimdi bu telefonda ben %34 pil performansını nasıl buluyorsunuz derseniz, ben çok iyi bulmadım. Yani bir Android One telefonunda bence daha iyi bir pil performansı sergiliyor. Çünkü Xiaomi Redmi S2'nin aynı pil performansıyla ve MIUI arayüzüyle yapılan testine bakarsanız arkadaşlar, ne kadar pili kaldığını göreceksiniz. Mutlaka mutlaka o testi izleyin. Aradaki farkı görebilmiş olacaksınız. Hakikaten arada çok büyük fark var. Yani şunu çok net söyleyeyim. Android'in kendi saf arayüzü hiçbir zaman için pil performansına dayalı bir arayüz değil. Ciddi anlamda pil performansını harcayan bir arayüz arkadaşlar. Bunu belirtelim. Telefonda şunu söyleyeyim. 5 volt 2 amper değerinde bir Quick Charge 3.0 desteğine sahip bir telefon bu. Hatta Quick Charge 4.0 desteği de var bu telefonda. Fakat Quick Charge 4.0 desteğine sahip bir şarj aletine ihtiyacınız var arkadaşlar. Çin'de satılıyor ama dediğim gibi, yani şu an Türkiye'de ben görmedim ama Çin'den dediğim gibi getirtebilirsiniz o şarj aletini. Şimdi telefonda tabii ki sadece bunları yapmadık. Ne yaptık? Telefonu pil performansının başka türlü de test ettik. Ne yaptık? Peki pili boşalttık. Pil ne kadar doluyor dedik arkadaşlar. Ben telefonu saat 19.15'te telefonun şarjı %2'ye düştüğünde şarja taktım ve telefonu şarj etmeye başladım arkadaşlar. Tam yarım saat sonra 19.45'te telefonumuzun %38 şarj olduğunu gördük. Tam bir saat sonra, yani saat 20.15'te ise arkadaşlar, telefonumuzun pil performansı %71'e çıktı. 20.45'te, yani 90 dakika sonra, 1.5 saat sonra ise telefonumuzun %94 şarj olduğunu gördük. Yani 90 dakikada %92 şarj oldu. Her 1 dakikada %1 şarj olması 3000 mAh pil gücüne sahip bir telefon için ortalama bir değer diyebiliriz arkadaşlar. Normal bir değer diyebiliriz. İyi bir şarj, hızlı şarj desteği diyebiliriz ama daha hızlı şarj olabilmeliydi. 3000 mAh'a göre biraz daha belki hızlı şarj olabilmeliydi arkadaşlar. Tabii ki bununla yetinmedik. Ne yaptık arkadaşlar? Bekleme süresini de test ettik. Çok enteresan bir bekleme süresi vereceğim ikinci bekleme süresinde. Şimdi ben saat 00.07'de arkadaşlar telefonun tüm uygulamalarını kapattım. Telefon wireless'a bağlı. Yattım, uyudum ve saat 07.37'de uyandım arkadaşlar. Özellikle 7.5 saat boyunca test. Telefonun açık kalmasını saldım. Bu süre zarfı için telefona hiç dokunmadım. Arkadaşlar akşam bıraktığımda telefonun %53 şarjı vardı. Sabah uyandığımda %49 şarjı kaldığını gördüm. Ve telefon gece boyunca %4 şarj harcadı. Bunu normal bir değer olarak görebilirsiniz. Sonraki gece çok enteresan, biraz geç yattım. 01.15'te yattım arkadaşlar. Yine aynı şekilde tüm her şeyi kapattım. İşte wireless'a bağlı bir şekilde kapattım. Ve saat 05.53'te uyandım. Yani hani küsuratlarını atsak arkadaşlar, saat 01'de yattım. 01.53'ü 06 olarak değerlendirsek arkadaşlar, 5 saatlik süre zarfı için arkadaşlar telefonumuzun %22'den %13'e düştüğünü gördük. Gerçekten düşünebiliyor musunuz? Yani sadece 5 saatlik o bekleme süresinde bu kadar şarj harcaması, aslında telefonun şarjı pilinin, şöyle söyleyeyim, mesela %53'te %4 gidiyor ama %22'ye düştüğünde, çünkü pilin daha hızlı bir şekilde bittiğini görüyoruz ya, gerçekten arkadaşlar çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde tükendiğini görüyoruz. Yani %20'den sonrası bayır aşağı iniyor arkadaşlar, bunu belirteyim. Bu telefonda tabii ki 5.99 inç IPS LCD bir ekran var. Full HD 2160x1080 piksel bir ekran var. Ve telefonda Snapdragon 660 yonga seti var. Aslına baktığınızda Snapdragon 660 yonga seti enerji verimliliği tarafında çok kötü bir performans gösteren bir telefon değil ama burada iyi bir performans göstermediğini söyleyebilirim. Ben Xiaomi Mi A2'nin en zayıf tarafının pil olduğunu düşünüyorum. Fiyat anlamında gerçekten oldukça başarılı bir telefon. Şunu da söyleyeyim. Mesela bu telefonda hemen bunu soranlar da olacaktır. Telefonda arkadaşlar PUBG'yi açtığınızda orta seviyede açıyor. Bunu da söyleyelim. Bu da bir detay olarak sizlere verilecektir. Çünkü bana şunu çok fazla soran var. İşte abi ben şu telefonu alacağım, PUBG oynatır mı? Ya arkadaşlar PUBG tüm telefonlar tarafından oynatılsın diye yapılmış zaten bir uygulama. Yani burada PUBG en düşük telefonda da şu anda oynatılabilecek bir telefon. Ben PUBG'yi Android One projesinin giriş seviyesi telefonu General Mobile GM8 Go 7 içinde oynadım. Bir problemle karşılaşmadım. Evet tabii ki, yani bu herhalde Galaxy Note 9'daki gibi oyuncak haliniz yok ama ya oynattım, oynattı arkadaşlar, ama bu telefonun orta seviyede bu oyunu da açtığını belirtelim. Benim genel pil kullanma performansı ile ilgili Xiaomi Mi A2'den çok da fazla memnun kalmadığımı söyleyebilirim. %30'un üzerine iyi, ya yani ortalama diyoruz arkadaşlar ama artık amiral diyemiz, özür dilerim, orta segmentte
üst seviyeyi hedefleyen ve üst seviyeyi gösteren, ki kamera tarafında gerçekten telefon beni tatmin etti ama pil tarafında tatmin etmedi arkadaşlar. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. İncelemede görüşeceğiz. Yeni videolarla görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.